Efendim merhabalar. Konuğumuz Serdar Mamaç, bölüm sayımızı size söyleyecek. 49. Maşallah. Evet, yeni sezon, 5. sezon. Evet. İnşallah jingle'ı da değiştirirsek yeni jingle'la ilk bölümümüz bu bölüm olacak, evet, diye ümit ediyorum. Yayınlandığında inşallah yeni jingle'la yayınlıyor olacağız. Evet. Evet, Serdar hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Bu akşam yine başka bir pırıl pırıl viyonserciyle bir aradayız. İzmir'de gayet harika bir kariyeri olan, çok iyi öğrenciler yetiştiren, bana göre genç bir meslektaşımızla beraberiz. Serdar, konsept gereği senden biraz kendini anlatmanı rica edebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir projeye beni de dahil ettiğiniz için. Bence de çok önemli bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Bir parçası olmak, ufacık da olsa bir katkım olursa çok mutlu olurum. İzmirliyim. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Lisans eğitimimi orada tamamladım. Rahmetli Nejat Hoca ile başladım biraz daha çalışmaya. Nejat Tekebaş. Ondan sonra Ümit İşgörür ile çalıştım ve mezun oldum. Daha sonra Almanya'ya gittim. Bir sene Darmstadt'ta bir eğitim aldım. Akademi für Tonkunst diye bir okul var orada. Oradan da Detmold'e geçiş yaptım. Orada yüksek lisansımı tamamladım. Daha yeni şimdi Yaşar Üniversitesi'nde sanatta yeterliğimi bitirdim sonunda. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Burada da Alexander Rudin vardı. Onunla çalıştık. Rahmetli yine Ruşen Hoca ile çalıştık. Daha öncesinde Detmold'de Profesör Karine Georgian, çok büyük çelist, onunla da çalıştık. Onun haricinde Almanya'dan işim bittikten sonra döndüm Türkiye'ye. Başkent Üniversitesi, Orkestra Akademik Başkent. Ankara. Aslında Ankara, evet, bildiği, şu an orada çalıştığı orkestranın ilk üyelerinden biriyim. Orada bir 4 sene çalıştıktan sonra İzmir'den teklif aldım, Yaşar Üniversitesi'nden. O gün bugündür de Yaşar Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Burada kurmuş olduğumuz bir Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası var. Onun çello grup şefliğini yürütüyorum aynı zamanda. Bu kadar. Kendim hakkında anlatabileceklerim. Ben takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yani bugün sen bizim ikinci İzmirli misafirimizsin. Yani Ümit'e ben İzmirli diyorum, hani şeyinden dolayı, kökeninden dolayı artık, evet. Amerika'da galiba bir, artık nerede olduğunu da kaçırdık Ümit'in. İkinci İzmirli misafirimizsin. İyi ki ağırlıyoruz seni de. Biz bugün seninle konseptimizin parçası olarak çaldığın Türk eserlerini tek tek konuşmak istiyoruz. Hangisiyle başlayalım? Hangisi senin için şu an en yeni çaldığım, daha yeni 24 Kasım'da bir resitalimde çaldım. Mehmetcan Özer bestecimiz, genç bestecimiz, çok başarılı bir bestecimiz. Elektroakustik müzik konusunda bence yani Türkiye'nin şu an önde gelen bestecilerinden, ki yurt dışında da çok yarışmalar kazandı. Hı-hı. Ödüller alıyor falan. Çok başarılı bir bestecimiz. Mehmetcan Özer kendisi bizim genç yaşta kaybettiğimiz Benjamin Sönmez violoncelci. Çok, o da yaşasa zaten, yaşarken de çok başarılı bir kariyeri vardı. İlk hocası Benjamin'in. Gerçekten muhtemelen yani aslında, çok çok daha büyük bir kariyere sahip olacaktı. Aslı Benjamin senden bir sene sonra mı girdi okula? Öyle değil mi? Bir sene küçüktür bende. Yani yaşı büyük girdi. 14 yaşında girdi Benjamin. Evet, evet. Okula, ama aslında bir alt dönemi. Ruhu şad olsun onun da. Onunla ilgili, onun anısına yazdığı bir eser var. Daha 24 Kasım'da Benjamin'in 1 Aralık galiba 2011 tarihi, vefat ettiği tarih. Evet. Hem onu da anmak istedik. Orada bir konser. Ne güzel yaptınız. Onu da çaldık. Mehmetcan Hoca da tabii konserdeydi. Ondan hem eseri anlatmasını, nasıl duygular içerisinde yazdığını anlatmasını falan istemiştim ben. Çünkü izleyicinin çok etkilendiğini düşünüyorum böyle eserlerin hikayelerini duyduklarında. Özellikle yeni müzik olduğunda, yani bildikleri bir müzik olmadığı için hikayeyi bildiklerinde daha etkileniyorlar dinlediklerinde.
Ve Metin Hoca da hikayesini anlatırken senin tabii yani Benjamin'le arkadaşlar ve çok genç yaşta bir arkadaşını kaybetmiş olmanın haberini alıyor. O zaman Almanya'da işte sokakta yürüyor ve her taraftan çan sesleri, işte sanki kendimi böyle bir dinlerin arasından geçiyormuş gibi hissediyorum falan diye bir ifadesi vardı. Biz tabii zaman zaman Mehmetcan Hoca'ya da çaldık eseri. Hani daha öncesinden neresinde ne yapmamızı istersin, nasıl çalalım burayı, iyi oluyor mu ritmini? Yani. Bence güzel bir iş çıktı ortaya. Umarım ki bunun stüdyo kaydını da gerçekleştirip bizim cello dünyamıza yeni bir eser kazandırmış oluruz. Hem Benjamin anısında olduğu için de ayrı bir özelliği var. Bizim için çelistler açısından. Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel bir eser. Çok iyi yapmışsınız. Hem onu konuşmakla Benjamin'i hem besteciyi de o gün orada misafir edip ondan düşüncelerini almakta. Bu sizde Yaşar Üniversitesi'nde oldu herhalde. Evet. Aynen. Biz bu pandemide tabii hiçbir şey yapamadı kimse. Pandemiden sonra çıkışta herkes böyle konser yapalım falan diye bir heyecanla atılınca bir Yaşar Üniversitesi müzik bölümü öğretim üyelerinden, öğretim görevlilerinden olacağım bir konser serisi yapmak istedik. Bunun ilk başlangıcını da biz eşimle, benim eşim de Yaşar Üniversitesi'nde piyano bölümünde öğretim görevlisi Esra Kalkanoğlu Mamaç. O da beraber bir resital yaptık. Orada da bu esere yer verdik. Mehmet Can Hoca da geldi. Sağ olsun. Eseri bir kelime ya da cümleyle tanımlamak istersen ne dersin? Bu benim son 10-15 bölümdür kullandığım bir oyun. Evet. Aslında şöyle tanımlayabilirim. Bunu yine Mehmet Can Hoca'dan o söylediği için. O söyledikten sonra ben bir aydınlanma yaşadım aslında eserle ilgili. O yüzden söyleyeyim bu kelimeyi. Bir iç geçirme, yani iç çekme pardon. Hani böyle olmasaydı filan diye böyle bir iç çekme olarak söyleyebilirim. Çünkü bir yara yani. Mutlaka. Genç yaşta birini kaybetmiş olmanın. Mutlaka. Bir de arkadaşını kaybetmiş olmanın bir yarası gibi ifade edebilirim. Okey. Yani senin de mutabık kaldığın bir ifade o zaman. Aynen, evet. Okey, güzel. Umarım o etkiyi biz de verebilmişizdir çalarken. Umarım. YouTube'da kaydı varmış. Sen ona bir etiket verirsin değil mi Tayfun? Tabii. Yani şey olarak kaydı var. Bütün tabii konseri koymuşlar. Üniversite kendi konserlerini koyarken bütün konseri direkt böyle bir saatlik koyuyor. Bu ikinci yarının başında çaldığımız bir eserdi. Yani evet, linkini de görürsünüz. Paylaşırız buradan mutlaka. Hem altta hem de iCard olarak. İkinci esere geçelim mi? Bu eserle ilgili söyleyeceğin bir şey yoksa. Tabii. Yok. İlhan Osman Baş'ın keman ve konser için parçası hem de premier. Evet. Evet. Biraz anlat nasıl oldu, ne yaptın, nasıl oldu? Bu şöyle oldu. Biz o zaman ben Ankara'da çalışıyordum. Başkent Üniversitesi'nde. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sürekli bir etkinlikler düzenleniyordu. Hala düzenleniyor mu bilmiyorum. Siz tabii daha iyi. Düzenleniyor. 13 Ocak'ta biz inşallah Aslı'yla bir şeyler çalacağız. Aa, ne güzel. Keşke yoğun, orada olabilsem. Gayet yoğun. O Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir İlhan Osman Baş gecesi düzenlendi. O gecede hatta Yiğit Ülgen'le de yaptığınız bir program. Belki orada da konuşmuşsunuzdur. Ben çünkü onun elinden de notayı kaptım böyle. Bir klarnet, violonsel bir duo çalmışlar onlar. Evet. Var klarnetçi. Abi bu notayı ver bana falan diye aldım elinden. O nota da bende şu an yanımda. Bu keman ile violonsel için iki parça 1960 yılında yazmış yalnızca. Biz bunu 2000 kaç acaba? 2006-2005'te falan ilk seslendirmişini yaptık. 2007. Öyle mi? 2007 yılında. Çağdaş Sanatlar'da diyor. O konserse, ya yani o premier 2007 yılında. Evet, yani ben unuttum tarihi işte. Hoca 1960'da yazmış. Biz 2007'de ancak ilk premierini gerçekleştirmişiz. Hani biraz zaman geçmiş aradan. Biz tabii daha öncesinde o konserde bir de klarnetli quintet çalmıştık İlhan Hoca'ya. Ondan sonra o da daha öncesinden gelip dinledi. Ve yorumlar yaptı. Hatta şey falan dediğini hatırlıyorum yani. Klarnetli quintet için. Yani bilsem bu kadar uzun yazmazdım böyle olduğunu bilsem falan dediğini hatırlıyorum. Ama şey ben yani iki parçayı çok yenilikçi buluyorum. Hala öyle. Çok yani şu an bile çalışırken bence çok değerli yeni müzik şeyleri var. İnan çok hocanın yenilikçi, aynı. Ankara'da bizde
konservatuvarda, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda olduğu dönemde yazdığı eserlerden biri bu. İlhan Hoca'nın bir Ankara, bir İstanbul dönemi var. 72'de Mimar Sinan kurulmaya başladığında hoca İstanbul'a taşınıyor. 68'de bizde müdür hatta. Yani öyle bir sürü fotoğrafları falan var hocanın. Ama yani yaşıyla alakalı olmayan derecede genç bir ruha sahip yani. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bunu özellikle biz ilk aldığımızda Mehmet Yasemin de benim çok sevgili dostum kemancı. Onunla beraber çaldık. Aldığımızda daha İlhan Hoca'ya çalmadan dolaşmıştık bütün kompozisyon bölümündeki arkadaşlarımızı. Bu nasıl olacak yani de. Çünkü rastlantısal bir müzik. Ve böyle hani ölçü vuruşu yok, hiçbir şey yok. Altta nota uzunluklarına göre kemanla violonselin aynı anda denk gelmiyor, bazen farklı zamanlarda gelmesi lazım. Zaten birliktelik aranmaz diye notu da var hocanın. Şu an tabii siz bu programı yapacağız deyince ben gidip notayı falan buldum hemen. Neydi mi hatırlıyorum. Evet, biz de karşımıza bir yandan buradan notaları da açıp oradan biz de takip etmeye çalışıyoruz. Ve zaten galiba biz de şaşkınlıktan bakmaktan biraz ezberledik bile, gözümüzün önüne hemen geliyor gerçekten. Hocayla onu bu nasıl çalınır ki acaba diye uzun uzun baktığımızı. Evet. Geçen gün Çağlayan Çetin'le yaptığımız şeyde söyleşide de kendisi de çok seviyor İlhan Hoca'nın eserlerini çalmayı. Orada da aynı şekilde konuşuldu. Ben sevenleri sevmekle, bana göre 3 kategori var. Bir modern müziği hiç sevmeyenler, ilgi duymayanlar, bir bayılıp güzel çalanlar, bir de bayılanları seyredip çok mutlu olan bundan ama kendisi cesaret edemeyenler, ben o 3. kategorideyim. Her ne kadar o işin ne kadar olağanüstü olduğunu algılasam da hani yemeği yapanlar bir de yiyenler vardır. Ben yiyenler tarafında olmak istiyorum. Siz yemeği yapanlar tarafındasınız. Hocam açıkçası başlarken ben de o tarafta değilim ama hani eseri çıkarmaya başlarken. Sonra bir eserle yakınlaştıkça birbirimizi anlıyoruz. Falan gibi bir şey oluyor. Böyle yakınlaşılıyor eserle. O zaman biraz keyif almaya başlıyorsunuz çalarken. Ben en azından öyle oluyorum. Benim için süreç böyle gelişiyor. Anladım. Yani dediğim gibi sizi canı gönülden destekliyorum. Çünkü İlhan Osmanbaş bizim için çok çok özel birisi. Çok özel. Kim ne kadar onun için ne yaparsa yapsın az. Yeter ki bir şeyler yapalım ama ben yemeği yiyenler tarafında olmayı şimdilik devam edeceğim. Bakalım. Bir de sizin gibi bir sürü pırıl pırıl violoncelci var. İşte Çağlayan Çetin var, sen varsa hani. Bir de bunu böyle hevesle güzel yapmak için çabalayanlar var. Onların yanında bizim lafımız olmaz nasılsa. 354 eserdeyiz değil mi? Aslı sabah öyle 350, bir şey yazdı. Evet. Ve bugün itibariyle 354 tane violonsel eseri var. 171 bestecimiz ve 354 tane violonsel eserimiz var. Süper. Ve çok seslendirmeyi bekliyorlar. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu konserde sizin ikinizi tabii İlhan Hoca dinledi. Mehmet'le ya bu şeyi ve onun hakkında yorumları ne oldu eser hakkında? Ya da fikirleri. Yani eser hakkında, yani bu eserle ilgili açıkçası iki, yani violonsel ve keman eseriyle ilgili hatırlamıyorum. Çünkü aklımda kalan sadece o quinteti çok uzun yazmışım. Keşke bu kadar uzun yazmasaydım dediği. Bir de zaman geçti, arada çok zaman var 2007'den bu zamana kadar. Yani bütün kendi eserleriyle ilgili illaki bir bestecilerin genel herhalde bu. Keşke şurasını şöyle yazsaydım, burasını da böyle yazmasa mıydım acaba falan diye bir düşüncesi vardır diye düşünüyorum. Peki bir kelime ya da cümle kullanmak istersen ne dersin eser için? Bu eser için ben aslında şeyi kullanabilirim, yani bu anlar, yani sürekli bir farklı bir anda. Bu çünkü sürekli aynı tekrarlanacak, çalınabilecek bir eser değil. O an değişik olabilecek bir eser. O yüzden... Evet. Çağlayan'ın bölümünde de konuştuk. Yani iki kere aynı eseri çalsan da ikisi birbirinin aynısı olamayan bir besteci. Bu öyle bir eser. Evet. Yani o güzelliği de var. Evet. Aynı yorumcu bile çalsa ikisinin birbirini tutması imkansız. Çok yani hoca hakikaten inanılmaz bir adam. Sağ olsun. Allah ömür versin. Daha da 101 yaşına doğru gidiyor. İnşallah 120 yaşını da görür. Faydalanmaya devam ederiz. Çünkü dimağı açık. Her anlamda çok çok etkileyici biri ister istemez. Peki üçüncü esere geçelim mi? Şeyin Oğuzhan Balcı'nın 8 violonsel eserine. Üçüncü eser biz sevgili Oğuzhan Balcı anlatmış kendi bölümünde de, zaten bunu ben izledim. Daha önce bu İstanbul'da Murat Berkler'in Çelistanbul
'la gelen, onların aslında siparişi bir eser. Fakat onlar bu Berlin'den gelen violoncellerle dediği o konser günü 2'de geldikleri için anlattı bana da o hikayeyi diyor. Yapamadılar, yapamamışlar. 2'de yapamamışlar. Biz yaptık yani. Yani değil mi? Hep onlar yapacak. Biz burada şöyle ben 8 çello burada bir grup kurmuştum. Arkadaşlarımızdan sağdan soldan farklı kurumlardan bir araya gelen. Çünkü hepimiz aslında illaki burada gidip bir yerlerde beraber bir şeyler çalıyoruz. Oturup niye 8 violonsel bir şey yapmayalım? Hazır hepimiz İzmir'deyken falan dedik. Ondan sonra bu Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yapacaktık konseri. Tevfik Rodos, sevgili Tevfik Rodos dedik ki Oğuzhan Balcı'nın böyle bir eseri varmış. İster misiniz hani konserinize yer vermek? Uçtuk tabii biz yani. Çünkü sürekli bir düzenleme var elimizde. İşte 8 çelloya uyarlanmış bir şey. Bu direkt 8 çelloya yazılmış bir eser ve Türk besteci. Tabii ki de neden olmasın deyip ben kendisiyle iletişime geçtim. O da gönderdi notaları. Yani gelip dinlemek nasip olmadı konserde. İnşallah ona da bir kere böyle hani canlı bir şekilde çalarız. Biz 3 defa çaldık bu eseri. Hep İzmir'de mi çaldınız? Bodrum'da çaldık. 2 defa İzmir'de çaldık. Bir Saygun'da çaldık. Bir Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde Karşıyaka'da. Bu eser için de mesela eseri çalmadan önce yine ben kalkıyorum. Oğuzhan Balcı Hoca'nın kafasından ne geçiyordu bu eseri yazarken? O hikaye neydi? Onu bir anlatmaya çalışıyorum. Ya ben ya başka bir çeliz arkadaşım. Onu bildikten sonra halkın tepkisi biraz daha farklı oluyor esere karşı. Aa, ne kadar güzelmiş. Evet, iki farklı duvar Berlin. İşte Berlin duvarı ayıran iki farklı halk falan. Biz çok severek çaldık. Oğuzhan Bey'in de bölümünü izledim. Orada demiş ki bilsem ben bazı yerlerini başka türlü yazardım falan. Hiç gerek yok. Bu haliyle bence çok güzel. Ellerine sağlık. Onun da yüreğine sağlık. Biz dediğim gibi fırsat buldukça da çalmaya devam ederiz. Benim değerlendirme bölümünde söylediğim bir şey var. Yani biz şu an klasik müzik repertuarı, herkesin klasik, benim entelektüel müzik dediğim repertuarda çaldığımız eserlerin %99'unun bestecisinin ne düşündüğünü bilmiyoruz. Belki bugün Beethoven 4. sonatı Beethoven'la konuşma şansımız olsa, teorik konuşuyorum. Belki de Beethoven diyecekti ki, ya aslında biraz işte ikinci bölüm uzun oldu, birinci bölümü arttı. Bilmiyoruz. Evet. Şu an en büyük şansımız besteci bize ne düşündüğünü anlatabiliyor. Doğru. Ya bu çok büyük bir avantaj. Yani neredeyse %80'ini, toplam işte 354 eserin %80'inin bestecisi ya da yorumcusuna ulaşıp onun ağzından bir şeyler duyma şansımız var. Bu öyle büyük bir lüks ki aslında. Bizim o normal klasik eğitimimizde hiç yaşamadığımız, yaşayamayacağımız bir lüks. Burada onu konuşabiliyor, üzerine fikir teatisinde bulunabiliyoruz. Sen bugün ilk yorumu yapan ekibin içindesin, Oğuzhan Balcı ile yaptık. Bu eserin artık bir seceresi var. Evet. Notayı gördüğü zaman bir çelist ya da bir grup diyecek ki ha bak bu böyleymiş, şöyle olmuş. Yani bu çok büyük lüks. Doğru. Mahinas Brasilianas, işte şey Victor Villa-Lobos. Ben bilmiyorum hikayesini. Evet, Rostropovich'ten duyduk şudur budur ama hikayesine hiçbir fikrimiz yok. Belki Villa-Lobos da uzun buldu eseri, bilmiyoruz ki. Hiç fikrim yok. Ya bizim için değerli tabii ama yani mesela dinleyiciler için daha da aslında enteresan bir hale bürünüyor. Mesela biz Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası olarak son 5 senemizde her konser bir Türk bestecisinin eserine yer veriyoruz. Çoğu zaman sipariş veriyoruz. Yeni eser yazılıyor orkestra için. Mesela çok ekstrem örneklerden ilk yap işte Gökçe Altay var bestecimiz. Onun Broken diye bir eseri vardı. Çıktı, hikayesini anlattı. Hikaye yamaç paraşütü yaparken kaza geçiriyor. Sakat kalıyor. İşte ondan sonra bir şey iyileşme süreci falan, o kırık seslerini duyduğum falan onu anlatıyor. Sonra biz eseri çalıyoruz ve gerçekten onu yaşıyor insanlar. Yani bu çok etkileyici oluyor diye düşünüyorum. En azından eserin hikayesini bilmeleri dinleyici açısından o esere daha bir yakın hissediyorlar kendilerini. Bu da yeni müzik için bence olması gereken bir şey. Evet, yani bu bizim şanslı olduğumuz, çaba göstermemiz gereken önü açık bir alan gibi geliyor bana. Yani... Evet, bir tane daha eseri söyleyebilir miyim? Mesela Tolga Yayalar'ın yine biz orkestra için şey mevsimlerini çaldık.
Vivaldi mevsimlere ithafen. Şimdi Vivaldi'nin zamanında işte kutupları bilseydi acaba böyle mi yazardı kışı diye düşüncesiyle yola çıkıp yazdığı bir orada işte buzulların birbirinden ayrılmasıyla ortaya çıkan bir o sesleri yapmaya çalıştığımız bir kış var mesela. Yani bunu böyle ele aldığınız zaman dinlerken etkilenebiliyorsunuz. O soğuğu daha iyi hissedebiliyorsunuz. Ama hikayeyi bilmeden dinlediğinizde ne yapmış diyebilirsiniz yani. Ne güzel, inşallah bir gün bunu da birileri evet, besleyecek. Kadar yetenekli. Biz konsept gereği bu konseptin çok dışına çıkamıyoruz. Çıkmayacağız. Çünkü... Ben biraz çıktım. Sen çık lütfen, keyfine bak. Biz hiçbir zaman hani konuğumuz ne konuşmak isterse hepsi makbul bizim için. Kamran İnce bölümünde Kamran abi, ya siz bunu Türk eser bestecileri yapsanız deyince Kamran abi dedim, yani ucu bucağı yok, bu 600 bölümde de bitmez yani, ne olursun hani o kadarına giremeyelim yani. 200-250 bölümde bitirebilirsek biz şanslıyız, Viyonseli öbürü başka bir dünya yani, o beceremeyiz yani, altında kalırız onun. Evet, peki bu 3 eser dışında senin aklına gelen, şunu da çalmıştım ama şurada kaydetmedik, burada bunu yapmadık dediğin bir şey var mı? Yani genel olarak benim, bizim kompozisyon bölümü öğrencilerinin eserlerini çalmaya çalışıyoruz. Okulda eğer bize, bizim çalacağımız işler yazıyorlarsa. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama yani aslı aradığından beri düşünüyorum. Başka ne çaldım? Bunları çalmışım yani. Gayet iyi, gayet iyi. Bu bile o kadar güzel şeyler paylaştın ki bugün bizimle. Bu bizim için gayet yeterli. Aslı ya da Tayfun, soracağınız bir şey yoksa ufak ufak kapatalım. Benim soracağım bir şey yok. Sadece belki hatırlatmak isteyeceğim bir şey olabilir. Şöyle ki, bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de hala seslendirilmemiş Kamran İnce'nin 8 Violonlar için yazılmış bir eseri var. One for Eight ismi. Özellikle 8 Violonlar için bunu yazmış. Yurt dışında seslendirmesi yapılmış ama bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de henüz seslendirmesi yapılmamış diye tırnak içinde. Bu Dio hani... için ayrıca teşekkür ediyorum. Kamran abi bölümünde Kamran abi anlattı onu. Oradan seyredersen orada bütün hikayesi var. Evet, kesinlikle öneriyorum ben de. Serdar'a teşekkür ediyorum. Yine bizim dinozor tırnak içerisinde, İzzet'le ben kendimize dinozor demeye başladık da, pırıl pırıl bir genç. Ayrıca şey, sorumluluğun da farkında Türk besteci. Hani bu projenin adı da Türk Viyonsa Eserleri ve Bestecileri. O yüzden emekleriniz çok kıymetli bizim için. Çok teşekkürler. Elinize sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim ya. Çok sağ olun böyle bir programa da beni dahil ettiğiniz için. Demek yani, ne kadar keyif aldım ben. Hiç yüzle tanışmadığım bir pırıl pırıl, ismini çok hep iyi duyduğum ama tanışma fırsatı olmayan bir yeni arkadaş, ailemizdeki bir ferdi görmüş oldum. Benim için büyük keyif. Sağ olun. İyi ki lütfettin, katıldın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim için de büyük keyif. Çok sağ olun. O zaman kapatmadan önce kanal anonsumuzu kim yapacak? Abonelik ve beğeni. Call to action. Hadi Aslı yapsın. Ne zamandır yapıyor muyuz? Yapıyorum hep. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün bizi izleyenlere de küçük bir hatırlatmamız var. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yanındaki çanı tıklarsanız eğer yeni bölümlerimiz geldiği zaman sizi de haberdar edecektir. Bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.